Artık her şey çok pahalı. Ev kiraları, ödediğimiz su, elektrik, doğalgaz, çocuk gelirleri, giderleri, okullar en az 4.000 lira. En az diyorum o da. Ben nasıl geçindiklerini düşünüyorum. Bence en az 6-7 bin maaş olması gerekiyor ki bir insanın ortalama bir standarda sahip olabilsin. 1.000 lira çok komik bir rakam gerçekten. 700 lira benim sigara masrafım. Yoldu falan bitti zaten. 1.200 lira çok komik bir rakam. Ya o zaman biz de şey yapmayalım, emekli olmak için uğraşmayalım. Yıllarca devlete vermekten daha iyidir bence. Doğalgaz olsun, elektrik olsun her şeye zam geliyor da niye emekliye zam gelmiyor? Soruyorum ben de, yetkililere soruyorum. Bir emekli 5'ten aşağı olmaması lazım bir aileyi geçirmesi için. Kuru ekmeğe talim edeceğiz. Kendiler 2 alsa acaba geçinebilirler mi? Bir ev kirası 2. Yani biz kendimizi onların yerine koyalım. Onlar da kendisini bizim yerimize koysunlar. Benim emeklim en az 3 olsa, 3.5 olsa ben çalışmam. Ben burada bütün yetkililerimize sesleniyorum. Bu adaletsizliği ortada kaldırsınlar. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Niye ona 4 veriyor, bana 2 veriyor? Ben de işçiyim. Hepimizin aylığı 1 olsun. Yani bu adaletsizlik ortada kalsın. Bir milletvekili, bir dönem milletvekili ya tüper emekli oluyor. Biz de 30 sene çalışıyoruz. 2 kağıda talimat ediyoruz. Yani bu mu adaletimiz? Değerli izleyenler, ülkemizde bulunan... Herkes merhaba. Bir gün ünlü olur mu? Herkes bir gün ünlü. Ben size bir soru soracağım. Onun mu? İslam fark etmez. İkiniz de cevap verebilirsiniz. Bildiğimiz yerden sorun. Tamam. İstanbul'da geçinebilmek için bir kişinin ne kadar maaş alması gerekiyor? Ay. Önce siz cevap veriniz. Düşünüyorum şimdi. Ya en az 10 bin dolar. Ne? 10 bin dolar. Ülkemizde emekli 1.500 lira maaş alıyor. Biliyor musunuz? Biliyoruz. Ama işte geçinmek için kalan kısmı nereden buluyorlar onu sorgulamak lazım bence. Şimdi hiçbir geliri olmayan ya da kirada yaşayan hadi 2.500 lira emekli maaşı alsın. Ya da sizin çevrenizde de eminim ki emekliler vardır. Var yani emekli maaş alan arkadaşlarımız var bizim. 1.500 TL ile geçinmek zorundalar gerçekten. Şaka bir çok tarafa. Zor. Tamam bir ciddi konuşalım isterseniz. İstanbul gibi bir yerde bir kişinin geçinebilmesi için ne kadar maaş alması gerekiyor? Yani en az bence 4.000 lira en az. Çünkü artık her şey çok pahalı. Ev kiraları, ödediğimiz su, elektrik, doğalgaz, çocuk gelirleri, giderleri, okullar en az 4.000 lira. En az diyorum o da. Peki çevrenizde hiç emekli var mı? Var, babam, annem. Ne kadar maaş alıyorlar? 2.200 galiba annem. 2.200. Yani bu 2.200 lirayla annenizin ya da babanızla birlikte sadece 2.200 lirayla geçinebiliyor mu? Ya şimdi artık onlar tek başlarına olduğu için bir şekilde maaşı yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama yalnızlar evde. O yüzden onların geçinmekle ilgili bir problemi yok. Ama hani çoluğu ve çocuğu olan insanlar için bu geçim zor bence. Ülkemizde 200 bin kişi 1.000 lira emekli maaşı alıyor. 1.000 lira. 200 bin kişi. Ne düşünüyorsunuz? Çok zor. Ben nasıl geçindiklerini düşünüyorum. 1.000 lira kirası var bunun. Elektriği, suyu, yine doğalgazı. Ne kadar fatura ödüyorsunuz siz mesela? Elektrik 70 lira. Su gene aynı şekilde. Doğalgaz da kış olunca bir 150-200'ü buluyor. Yani aslında 1.000 lira maaş alan, hadi bırakalım 2.000 lira maaş alan bir kişinin en az 500 lirası faturalara gidiyor. Aynen öyle. Yani siz mesela aylık gıda harcamanız ne kadar? Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben 2 kişilik, 3 kişilik bir aileyim. Aylık 500 lira. Ama şimdi atıyorum 6 nüfusluk bir ailenin harcaması daha fazladır. Buradan şu sonuç çıkıyor aslında. Ülkemizdeki emekli maaşları gerçekten vatandaşımızın geçinebilmesi için yeterli değil diyebilir miyiz? Kesinlikle değil. Kesinlikle yeterli değil. Hatta arkadaşım bence çok iyimser. Bence 4.000 lira değil. Hani euro dolar fiyatına baktığımızda her şey %50 bile değil. %200 falan zamlandı. Yani 2 liralık şey 5 lira oldu artık yani biliyorsunuz. O yüzden 1.000 lira değil bence en az 6-7 bin maaş olması gerekiyor ki bir insanın ortalama bir standarda sahip olabilsin. 1.000 lira çok komik bir rakam gerçekten. Ve üzülüyorum. İleride de kendi adıma da üzülüyorum yani emekli olduğumda. Hani şey böyle şimdiden birikim yapmak gerekiyor galiba ilerisini kurtarabilmek için. Şimdi mesela kısa bir bilgi daha vereyim size. Ülkemizde bulunan ve bundan sonra emekli olan pek çok kişi ortalama 1.200 lira maaş alacak. 1.200 lira. Asla yetmez. Mesela ben sigara içiyorum. Zaten 600-700 lira benim sigara masrafım. Yoldu falan bitti zaten. Sigarayı boş ver. Bir kenara koyun. Başka ne gideriniz var? Yol parası, yemek parası, kılı kıyafet, kişisel bakım, fatura, kira vesaire. Yani kesinlikle 1.200 lira çok komik bir rakam. Şimdi işte yapılan son düzenlemelerle emekli maaşı her geçen gün daha da düşüyor. Daha da düşüyor.
Ya o zaman biz de şey yapmayalım, emekli olmak için uğraşmayalım. İnsanlar şimdiden köşeye biraz para atsınlar, bir ev alsınlar, kira geliri olsun. Yıllarca devlete vermekten daha iyidir bence. 10 bin dolardan vazgeçtin mi? Bana 10 bin dolar. Sana. Ama ortalama bir insan için bilmiyorum, 7-8 bin. Ortalamadan kastın mı? Mesela arkadaşın daha mütevazı. Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum evet, böyle evet. Şartlarda. Geliyoruz biz de. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür kolay gelsin. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Ben Turan Kılınç, Adıyamanlıyım. Adıyamanlısınız. Evet. Çok güzel. Emekli misiniz? Emekliyim çok şükür. Ne kadar maaş alıyorsunuz Duran Bey? 2 alıyorum. 2 bin lira? Evet. Yetiyor mu? Kesinlikle yetmiyor. Zaten bir ev kirası 2. İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da yaşamıyorum. Gurbetçi olarak yaşıyorum. Yetmiyor. Mümkün değil. Yani Türkiye'de bir adaletsiz sistemi var yani. Nedir abi? Kaç para olması lazım? Yani 2000 lira devletimiz diyor ki kasada para yok diyor. Biz diyor bu kadar diyor şey verebiliriz diyor. Maaş verebiliriz diyor. Evet. Ne kadar olmalı? En az bir emekli 5'ten aşağı olmaması lazım. Yani bir aileye geçirmesi için. Abi sen dalga mı geçiyorsun? 5000 lira nereden verecek sana? Abi 5 vermezse geçim kaynağı zor olur. İşte mecbur kuru ekmeğe talim edeceğiz. Başka çare yok. 5000 lira? Evet 5000 lira. Şimdi bak bizi Türkiye'nin dünyanın her yerinden insanlar izliyorlar. Evet. Şimdi sana gülüyorlar. Niye biliyor musun? Evet. Diyor kardeşim doğru söylüyorsun ama bu devlet %5 zam yapıyor. 2000 lira maaşı olana 96 lira zam yaptı. Tamam mı güzel kardeşim? Her şeye, doğalgaz olsun, elektrik olsun, her şeye zam geliyor da niye emekliye zam gelmiyor? Soruyorum ben de, yetkililere soruyorum. Yani kendiler 2 alsa acaba geçinebilirler mi? Yani biz kendimizi onların yerine koyalım, onlar da kendisini bizim yerimize koysunlar. Eğer 2 bin liraya geçinebiliyorsa buyurun ben razıyım buna. Çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk var tabii. 3 tane çocuk var, ne yapalım? Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Peki 2 bin lirayla ay sonu nasıl getiriyorsunuz? Abi ne yapalım? İşte geçiniyoruz ne yapalım? Başka çaremiz yok, yolumuz yok. Mecbur buna yürüyüp gidiyoruz işte. Ne kadar faturaları ödüyorsunuz? Abi fatura 150 elektrik ödüyorum. %100 su ödüyorum. 250. Her bir demek ki 5 kişiyiz. 250 de telefon ödüyorum. Toplamda 50'şer liradan. Evet ha. Cep telefonu da lüks değil artık herkes doğru, de var. Doğru doğru. 250 de onu hesapla artık gerisini sen hesapla. Kaldı 1500. 1500 işte. Ev var mı? Ev var ya desem. Çok şükür evin olması güzel. Zaten ev olmasa mümkün değil, geçinemem yani. Peki İstanbul'da mesela büyük şehir İstanbul. Evet. Burada bir emeklinin evi yoksa. Evet. Bu adam yaşayan bir ölü müdür? Aynen öyledir. Çare yok. Ne yapsın adam? Başka işlere bakıyor işte mecbur geçirmek zorundadır. Siz emeklisiniz çalışıyor musunuz? Tabii çalışıyorum. Çalışmazsam mümkün değil. Çalışıyorum yani. Yani aslında sizin gibi emekli olan pek çok büyüğümüz emekli maaşı yetmediği için mecburen çalışıyor. Oysa siz de mesela çocuklarınızla tatile gitmek, güzel tabii, zaman geçirmek tabii. İstersiniz değil mi? Tabii. Ne demektir abi? Şimdi benim emeklim en az 3 olsa, 3,5 olsa ben çalışmam. Yani bu yaşta sonra iş zor gelin ama mecburum. Çalışmasam çoluk çocuğa nasıl ekmek götüreyim? Bugün elektrik parası, su parası, çocukların okul masrafı. Öğrenciniz de mi var? Tabii öğrencim var. Tabii öğrencim öğrenci var. De var. Tabii. Allah size kolaylık Allah versin. Allah razı olsun. Allah herkese yardımcı olsun. Yani zor. Emeklilikten bir gelir dağıtım adaletsizliği var. Yani benimle çalışan adam var. 25 sene hizmet etmiş. 4 alıyor. Ben 30 sene çalışmışım. 2 alıyorum. Yani bunda bir adaletsizlik var. Yani ben burada bütün yetkililerimize sesleniyorum. Bu adaletsizliği ortada kaldırsınlar. Ha hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Niye ona 4 veriyor, bana 2 veriyor? O da emekli, ben de emekliyim. O adam da işçi emeklisi, ben de işçi emeklisiyim. Yani en azından bunu ortada kaldırması lazım. Siz SGK'dan mı emeklisiniz? Evet. Şimdi aslında ülkemizde de şöyle bir ayrım var. Bağkur emeklisi, SGK emeklisi ve memur emeklisi. Emekli sandığından emekli olanlar. Evet. Şimdi emekli sandığından emekli olan değerli büyüklerimiz daha yüksek alıyorlar. Bağkurlular 9000 gün prim ödüyor, 1400 lira emekli maaşı alıyor. Aynen öyle. Ne zaman emekli oldunuz? Ben 8 senedir emekliyim. 8 senedir emekli? Evet, 8 senedir emekli. Şimdi 2000 yılından önce emekli olanlara biliyorsunuz sizin maaşınıza göre daha yüksek maaş veriyorlar. Evet. İntibak düzenlemesi diye bir düzenleme var biliyor musunuz? Evet, bunu biliyorum ama maalesef o bize vurmadı. Şimdiki çalışanlar, emekli olanlar da ben gerçekten onda bilgim yok. Ama ben tek şunu istiyorum, şu emekli sistemi, şu adaletsizliği ortada kaldırsınlar. Yani işçiyse, ben de işçiyim, hepimizin aylığı bir olsun. Yani bu adaletsizlik ortada kalsın. Bu kalkmadı sürece mümkün de bu iş olmaz yani. Evet, siz aslında şunu söylüyorsunuz, benim anladığım şu.
insanca yaşayabileceğim bir maaşım olsun. Aynen öyle. Aynen öyle. İnsanca yaşamak için en azından 4000 lira olması lazım. Yani başka çare yok. Devlet diyor ki kaynak yok diyor bak. Para yok diyor kasada. Sen 4000 lira diyorsun. Güzel kardeşim, madem kaynak yoksa her şeye kaynak var da sadece emekliye mi kaynak yok? Ben de bunu soruyorum. Her şeye kaynak var ama sadece emekliye geldi mi kaynak yok? Bir milletvekili, bir dönem milletvekili yapıp süper emekli oluyor. Biz de 30 sene çalışıyoruz. İki kağıda talimat ediyoruz. Yani bu mu adaletimiz? Hepimiz bu ülkenin insanıyız. Biz ülkemizin kalkınması için daha isteriz. Keşke ülkemiz daha zengin olsun. Keşke daha bize iyi versin. Yani benim tek büyüklerimde istediğim şu adaletsizliği ortada kaldırsın. Allah razı olsun. Ben burada sizlere, kanalınıza, hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Var olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı günler dilerim. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler. Yaşı kaç olursa olsun ülkemizde bulunan pek çok insanın geçinebilmek için istemiş olduğu para aslında 4000 lira civarında. Emekli maaşı 4000 lira olur mu? Olmaz. Hayal. Çünkü ülkemizde az önce de ifade etmiş olduğum gibi 200 bin kişi 1000 lira emekli maaşıyla geçinirken ülkemizin ekonomisinin de bu 4000 lirayı kaldırabileceğine ben inanmıyorum. Değerli izleyenler, şunu da unutmamak gerekiyor. Bizler Emekli TV ailesi olarak ülkenin tüm kaynaklarının emeklilere verilmesini istemiyoruz. Bizim istemiş olduğumuz tek bir nokta var. O da emeklilerimizin insanca yaşayabilmesi, hiç kimseye muhtaç olmaması ve ay sonunu nasıl getireceğim diye kara kara düşünmemesi. Nasıl ki özellikle yurt dışında yaşayan emekliler ülkemize tatile geliyorsa, nasıl ki çoluk çocuklarıyla beraber insanca yaşayabiliyorsa, biz de emeklimizin insanca yaşayabilmesini istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Değerli izleyenler, sizler de emeklilerle ilgili tüm görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletebilirsiniz. Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.